İyi akşamlar hepinize. Tabii karşımızda son haftalarda çıkışta olan devre arasında yaptığı takviyelerle daha iyi bir takım görünümüne bürünen. Tabii bugün taraftarının da desteğini arkasına alan bir Boluspor var. Yani maçın zor olacağını biliyorduk maç öncesinde. Ki tam istediğimiz gibi baskıyla başladık, golü de bulduk. Aslında golden sonra da bir iki tane pozisyonumuz vardı. Sonrasında hiç pozisyon yokken kendi kornere attığımız topun dönüşünde maalesef golü yedik. Tabii oyunun büyük bir bölümünde aslında yani çok böyle keyif veren bir futbol ortaya çıkmadı. Bunda tabii biraz bence zeminin de payı vardı. Hiçbir şekilde mazeret olarak sunmuyorum. İkinci yarıda işte bölüm bölüm Boluspor iyi oynadı. Arada biz topu aldık, topa hakim olmaya çalıştık. Fakat herhalde net pozisyon olmadan ikinci yarıyı da öylece tamamladık. Maç maalesef istemediğimiz bir şekilde bitti. Tabii bu tür deplasmanların zor olduğunu işte yıllardır Boluspor deplasmanlarını takip eden sizler daha iyi biliyorsunuz. Sonuçta 2 puan kaybına maalesef tabii üzülüyoruz. Ama bu ligde bu puan kayıpları işte zirveyi zorlayan takımların hepsi yaşıyorlar. Dileğimiz tabi bundan sonra yaşamamak. Yani iyi bir maç olduğunu söyleyemem. Artık tabi yapmamız gereken bir iş o da hem yeni transferlerimizin adaptasyonunu bir an evvel tamamlayıp daha iyi bir takım görüntüsüne ulaşabilmek. Düzgün olduğumu söylüyorum ama daha önümüzde çok uzun bir yol olduğu gerçeğiyle de bir an evvel bu kaybettiğimiz 2 puanın bize bir olumsuz hava oluşturmasına izin vermeden hemen önümüzdeki haftaya odaklanmak zorundayız. Daha fazla çalışıp biraz evvel söylediğim gibi yeni transferlerin takıma adaptasyonu ve entegresini bir an evvel yapıp istediğimiz kadroyu sahaya sürmek gerekiyor. Haftaya kadar bir 7-8 günümüz var. İnşallah çocukları yarın izin yaptıktan sonra salı günü daha böyle bir farklı bakış açısıyla daha böyle hedefe inanmış bir topluluk olarak biz yolumuza devam edeceğiz. Çok da fazla söyleyecek bir şey bulamıyorum. Bu açısından da kritik bir maçtı maç öncesi. Dünkü oynanan maçlar, biz kazandığımız, kazanırız kazansaydık ilk altının içinde olacaktık. Bizim için önemliydi. Göztepe'nin Bandırma'da kazanması tabii Kocaeli için de maçı önemli hale getirdi. Oyunun ilk bölümünde ilk 10 dakika oyuna giremedik. Ve iki tane pozisyon verdik. Birincisi direkten döndü, ikincisinde golü yedik. 10. dakikadan, 15. dakikadan sonra biraz daha oyuna girmeye başladık. Oyunu kontrol ettik. Sonra tamamen oyun bizim kontrolümüzde gitmeye başladı. Tabii oyuncu kalitesi anlamında Kocaeli Spor ligin üzerinde kadro. Maliyet açısından, oyuncu kalitesi açısından. Biz devre arasında, bugün sahada 6 tane oyuncu. Devre arasında yeni gelen oyuncular. Tabii böyle kolay olmuyor. Yolda kervanı düzüyoruz. Ama ona rağmen oyunun 15. dakikadan sonra oyunu çok kontrol ettik. Hem top Kocaeli'deyken hem bizdeyken. Ve ikinci bir golü bulduktan sonra da çok geçiş hücumu yakaladık. Aslında 2 puan kaybettiğimizi düşünüyorum. Çünkü oyunun ikinci yarısında 20 dakika yani 60, 45 ile 60 arası merkezden çok geçiş hücumu bulduk. Topları geçiremedik. O geçirdiğimiz toplarla 2-1 öne geçseydik tamamen Kocaeli Spor kontrolden çıkartıp daha
dominant bir oyun oynayabilirdik. Ona çok üzülüyorum. Geçiş hücumlarını kullanamadık ve maçtan önceki planlarımızın içindeydi. Çok yakaladık çünkü. Biraz önce de istatistiklere baktım. İki pozisyon, ilk 10 dakika harici Kocaeli'ye hiç pozisyon vermemişiz. Üzgünüm, kazanabilirdik yani. Sağlık olsun. En azından ligin ikinci yarısı maç kaybetmeden devam ediyoruz. Kocaeli Spor'a da başarılar dilerim.